Hadi bakalım. Mutluluğa, güzelliğe, hayata. Hafiften alkollendiğimize göre sadede gelebiliriz. Acele etmesek be Ayhan abi. Ne acelesi be oğlum? Kara kız zaten konuyu biliyor. Utanma utanma. Kaç senedir kara kız büyüsünde evleneyim diye beklemedin mi? Uzatmanın manası yok ki. Konuyu peşin peşin bağlarız. Sonra da şerefine içeriz be İlyas. Değil mi kara kız? Ya Armağan, böyle tepeden inme olacak belki de. Fark etmez İlyas. Söyle. Ya biliyorsun işte. Ben diyorum ki her şeyine razıyım. Gel evlenelim. Bu kadar kıvranmana gerek yoktu. Hemen cevap istiyorsan sana derim ki... Hayır. Çok pardon. Tesadüfe bak. Koca İstanbul'da başka yer kalmamış gibi. Ne haber Armağan? İşte. Gelin abimle tanıştırayım. Ayhan abim, İlyas. Kunter ve Evren, Rüya ile Ayten. Benim ailem. Otursanıza. Meselemizi halledelim de bir sonra onlara katılırız Armağan. Tabii tabii. Biz rahatsız etmeyelim. Afiyet olsun. Nasıl buldun İlyas'ı? Yorgan iğnesine benziyor. Tipi bana battı da. Armağan daha evet dememiş herhalde. Ya demişse? Öğreniriz. Dememişse de dedirtmeyiz. Nereye prenses? Şimdi dönerim. Neyse, kaldığımız yere dönersek ne diyorduk Armağan'cığım? Benziyorsunuz Armağan'a. Göz kısmı aynı vallahi. Anneden mi babadan mı? Ay yok, ben ondan almayayım, başım ağrıtıyor. Su söyleyebilir misin? Ben bölmüyorum değil mi? İyi, siz devam edin. Ben kaldığınız yerden katılırım. Sana inanmıyorum Cansu Bucu. Yüz kere bilmiyorum dedim ya Haydar. Armağan nereye gideceklerini sana söylememezlik etmez. Sen de 100 kere böyle dedin. Gel 101. baskıyı zorlamayalım ha? Biliyorsun ama saklıyorsun. Nereden çıkarıyorsun? Bilmiyorum. Armağan'ın nerede olduğunu öğrenip ne yapacaksın? Ona bir şey söylemem lazım. Çok önemli bir şey. Bu gece olmaz. Yarın söylersin. Yarın çok geç olur. Söyle, nereye gitti? Yeter ama. Bilmiyorum dedim ya işte. Bilsem de söylemezdim zaten. Niye? Seni görmese daha iyi olur. Niye? Bu gece hayatının en önemli kararlarından birini verecek de ondan. O çocuğa. İlyas'a evet mi diyecek? Seni görürse belki. Bak Haydar, İlyas'a evet demesini senin kadar ben de istemiyorum. He? Söyleme, sen söyleme. İstanbul'un her yerini arar, bulurum onu. Tanrım bana yardım et. Zor bir gece olacak. Çok zor bir gece. Cilacığım, bak. Bunlar kim? Biliyor musun? Bizim çocuklarımız mı yoksa? Hayır, çöp adamlar. Yani çocuklarımız olsa çöp çocuklar çizerdim herhalde. Değil mi? Tamam, kızma Meryem. Ver bir de İclal kardeş ev çizsin bakalım ha? Olmaz. Yani bir o ev çizecek, bir öbürü ev çizecek. Olur mu hiç? İstanbul bu yüzden çatık kentleşiyor işte. Değil mi? Biz burada oyun mu oynuyoruz Regaip? Ya tamam, bu gece amma sinirlisin. Kızcağız sıkıldı diye söyledim. İyi. Hadi sen de yolları çiz. Geniş tut bari de yangın falan çıkarsa iftariye kamyonları girebilsin. Yok, Remzi'nin avucuna değil. Kağıda çiz. Yani avuç içi kadar yola araba bile park edilmez. Haydar mı? Ayak yoluna falan gitmiştir canım. Şimdi döner. Tabii canım. Başka nereye gidecek? Merak etme. Gelir şimdi. Ay, İcmal havadarı mı merak etmiş?
Hakikaten. Nereye kayboldu o birden? Ayak yoluna gitmiştir dedik ya canım. Aa, epeydir yok ama. Allah korusun. İçine düşmüş falan olmasın. Ya öyleyse su falan atmak lazım. Tıkanır mı kanır? Değil mi? Aa. Yemek için biraz daha bekleyeceğiz. Arkadaş gelsin de. Peki efendim. Ne yapıyor hala orada? Takıldı işte. Dur ben bir bakıp geleyim. Sonra çocuk bana benimle evlenir misin Ayten dedi. Ay şaşırdım. Ben hayatımda kimseye evet dememişim. Sen hayatında hiç evlenme teklifine evet dedin mi Arman? Demiş mi? Ne demiş mi Rüyacığım? Garson bir şey demiş mi? Yani bizim hakkımızda. Hayır gidip geliyor bir türlü sipariş vermiyoruz diye bozuldu galiba. Arkamızdan bir şey dedi mi size? Ha iyi neyse. Hayır canım ne söyleyecekse yüzümüze söylesin. Çok ayıp böyle arkamızdan konuşmak. Görüşürüz. Rüya hassastır biraz da. Evet arkadaşların hassasiyetleri göz yaşartıcı. Şey diyordum değil mi? Ben çocuğa evet demedim tabii. Üzüldü biraz. Aa üzülürse üzülsün. Evlilik öyle zorla yapılacak bir şey mi ayol? Hele bu çağda. Hele aşık olmadan evlenmek. Allah korusun. Sen de bir şey söylesene Arman. En çok sen gıcık olursun mantık evliliklerine. Yavaş Rüya. Daha yemek de yemedik. Bizimkinin geleceği yok. Açlıktan öldü mü abi? Ben yemeğimi söylüyorum. Garson. Lavabo ne tarafta? Bu tarafta. Ben izninizle ellerimi, yüzümü, ayaklarımı filan, hatta bir duş filan alayım. Merak etmeyin, tamam mı? Bakalım. Ha İclan kardeş. Ha, ha. Hadi gel gel. Ha, Meryem TRT1'de bir yarışma programı olacaktı. Sen onu bul hadi. Ben de çekirdek çıkartayım. Ha. Ne güzel çıtlarız. Ha. Ay. Ya TRT1'i bulamıyorum. Ay sakın bunun fişi çıkık olmasın. Değildir. Ha. Bu ne fişi? Televizyonu açtın mı ki sen? Otur sen İclal kardeş. Ha, dur bakayım, dur. Bak, şimdi tamam. Ya, ya. Gene açılmıyor bu. Ha, fişi çıkık bunun fişi. Çay da ister miydin İclal kardeş? Ay, fiş bozuk olabilir, fiş. Abo! Meryem, ses ver. Kalk. Ben duyuyor musun Meryem? Geç şöyle otur. İyi misin? Meryem. Ya Meryem ağzını aç bir laf et ya. Kuzunu seveyim ya. Ne olur bir tane cümle kur ya. Durma Recep. Seni duyuyorum. Abo. Ama bana Recep diyorsun. Tuhaf konuşma. Tabii Recep diyeceğim. Nüfus kağıdında Recep Bağlıoğlu yazmıyor mu senin? Enteresansın ha. Abo. Hem ismimi hem soy ismimi doğru söylüyorum. Meryem neyin var? Dur. Biraz kolonya falan sürelim. Elektriklerin kesildiğine emin misin Vahidim? Şak diye bir ses duydum vallaha. Sigorta atmış olmasın, ha? Ödümü kopardım bir çocuk.
Sen de korktun mu? Gel şu yanıma, gel. Senin yanında kimse yok muydu? Neyi gördün mü? Javier mı? Yok, Javier hiç görmedim ben. Bir keresinde amca gelin oğlu Almanya'dan getirdiydi ama daha kutusunu açmadan attık biz onu. Dur be kadın, dur. Haydar'ı soruyor kız. Haydar çıktı bir yarım saat kadar önce kızım. Çıkmamıştır. Çıkmamıştır. Yok be, çıktı diyorum, önümden geçti. Buralardadır o, sana öyle gelmiştir. Ya çıktı işte, ben çıktı, gözlerimle gördüm. Bunlar göz, tamam mı? Budak dünü değil herhalde. Çıkmamıştır. Zülüya, safra kesimi patlatman gerekiyorsa kibarca söyle. Ben yardımcı olurum. Dur. Nereye böyle gece gece? Otur. Vay deme. Sigortaları aç. Meryem'i ceyran çarptı. Aman nasıl şimdi? İyi de bir tuhaf. Kendisi bir tuhaf olan insanın bir tuhaflığı nasıl anlaşılabilir ki? Haydar'ı soruyor. Çıktığını söylediniz mi? İsmi lazım değil, biri yumurtlayıverdi. İsmi lazım değil biri, aldığı dirsek darbelerinden bir daha yumurtlayabilirse yumurtalar yassı çıkar artık her an. Sakın yalnız kalmayın kızı. Haydar bu gece dönmeyebilir. Gene ne dönüyor be? Haydar dönmeyebiliyor. hadi gel kuzum. Siz yukarı çıkın, ben Meyrem'e bakıp geleyim. Bak, Vahit amcan seni nasıl eğlendirecek? Değil mi Vahit amcası? Tabii, hiç eğlendirmez olur mu? Profesyonel şaklaman ehliyeti kat gitti bak. Gel. Aytencim, Ayten diyebilirim değil mi? Ben de sana Ayhan derim o zaman. Tamam. Biraz kabalık gibi olacak ama sen gelmeden önce bir mevzu konuşuyordun. Sen oturunca yarım kaldı. Biz devam etsek diyorum. Aa, rica ederim ayol. Hiç kabalık olur mu? Devam edin. Ben alınmam. Neydi mevzu? Evlilik mevzuydu. Ay, ne hoş. Sen mi evleniyorsun İlyas? Ay, sorduğum şeye bak. Tabii ki sen. Armağan'ın evlenecek hali yok ya. Niye? Armağan'ın nesi eksik? Tahtaları eksik ayol. Sen abisin, benden daha iyi bilirsin. Teşekkür ederim Aydın. Bu bilime sarmış, bilime. Evlendiği adamı hayatından bezdirir valla. Balaylarını laboratuvarda geçirirler herhalde. Tabii kocası da bilim adamıysa mesele yok. Ay düşünsene, bunlar bütün vakitlerini bilim kongrelerinde falan geçirirler herhalde. Rüya, hızlı içiyorsun. Yo, iyiyim ben. Peki. Rüya, ben sana desem ki, yani artık söylemek istiyorum. Evet Evren. İçimden geçenleri, o dalga dalga coşan, o çığlık çığlık bayram yerleri, yani ne demek... bayramı? İçimdeki çocuğun bayramı. Gençlik ve spor bayramı. Öyle dinamik. Rüya, ben seni... Allah! Emre? Sağ olasın. Başka gazete var mı? Bakayım efendim. Nerede bunlar yahu? Gel. Hasan Bey! Neredesiniz yahu? Orkos mudur, Orkinos mudur? Ne karın ağrısıysa gittim oraya. Bekle yoksunuz. Peki sonra bizi nasıl buldunuz? Ajansı aradım. Telefonlu sekretere buranın numarasını vermişsiniz. Allah'tan vermişsiniz. Koptum geldim koşa koşa neyin. Yoktun mu size de? Buyur dede dinleyin. Yok bir şey. Yanlış anlamışsınız. Buranın eski adı Orkinos ya. He? Ben şey etmişim. Biz de sizi bekledik. Allah Allah, neden gelmedi bu adam diye gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Allah Allah. Neyse, takım kızları burada değil mi neyin? Değiller. Yani buradaydılar, siz gelmeyince sıkıldılar. Benim ortak şimdi biraz önce onları dolaşmaya çıkardı. Allah Allah. Belki arkalarına koşarsak yetişiriz. Koşak hadi, ne duruyorsun?
Ben kızların peşinden koşmasına bayılırım. Daha iyi oluyor. Cımıl cımıl, cımıl cımıl. Tamam, şimdi siz çıkın. Benim içeride çantam kaldı. Ben alıp hemen geliyorum. Onları yakalarım. Al çanta gir hadi. Tamam. Evren nerede? Saklanmana gerek yok. Zekanın sivriliği her konumdan belli oluyor. Ben Hasan Bey'i oyalayacağım. Sen kızları hemen al, kaybol. Çabuk! Hadi Rüya, yolda devam ederiz hadi. Sonra Armağan asabidir. İki ay sonra kocasını döver ayoğlu. Ayten gidiyoruz. Aa, daha yeni başlamıştı. Teknik bir arıza oldu. Sohbet çok güzeldi. İyi akşamlar. Pes, sıkı konuşuyor maşallah. Onlar benim canımdır. Ömrümün sonuna kadar da hayatımda kalacaklar. Evlenirsek de mi? Elbette. Ben biraz daha düşüneyim Ayhan abi. Affedersiniz. Lavaboya kadar gideceğim. Biraz midem bulandı da. Geleyim mi? Yok sağ ol. Gerek yok. Sonra kapısının önünde Ali Baba, deveçin üstünde açıl susam açıl der. Ne der? Susam. Simit yok mu simit yiyesin susam üstünde. Deve. Bak şimdi bak. Bu ne şimdi? Deve. Hölgüç. Deve. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Ha? İclale Ali Baba aynen 40 haramileri anlatıyor. Küçükken babası da anlatırmış. Nege bu neydi şimdi? Deve. Bu hadi. Yatma zamanı hadi. Olmaz. Daha 38. haramideyiz Dilua. Olmaz. Yeter bu kadar. Yeter. Ha? Yetecek olsaydı adına Ali Baba ve 38 haramiler derlerdi Dilua. Değil mi? Kalanını yarın anlatırsın. Yarın. Yarın. Akşam. Sına. Ali Baba ve sonradan işe alınan iki haramileri anlatacağım. Bu var ya bu. Kızıyor. Hadi. Nereye? Balkon kapandı bu saatte. Gel kuzum. Gözünü seveyim gel. Sen şimdi geceliğini giy. Sonra. Tumbaya tak. Ha? Tumba. Tumba. Tamam mı? Benim ismim ne Meryem? Asiye. Peki, kocam kim? Berat. Ay ne oluyor size? Demin de Zeliha yenge hem kendi ismini hem de Vahit amcanın ismini sorup durdu. Yok, iyi değil bu. Buyur. Ha Arman söyle. Ne? Cansu diyorum. Gelmesin diyorum. Ben plandan vazgeçtim Asiye. Rüya ile Ayten de sevgiliyle birlikte buraya geldiler zaten. Biz mi? Evet, canlı alabalıktayız hala. Niye sordun? Hiç, sordum öyle. İyi bakalım. Hadi, nasıl istersen, hadi. Ne diyor? Rüya ile Ayten oradalarmış, Cansu gelmesin diye. Cansu bacı çıktı çoktan. İşte ben de onun için sordum ya, hala orada mısınız diye. Kızcağız canlı alabalığa gidiyor. Bunlar kalkıp başka yere göçmesinler, işi sağlama alalım. Bilseydim Haydar'a canlı alabalıktalarmış derdim ya. Çocuk başına dönüp duracak İstanbul'da. İyi, Haydar Armağan'ın peşine mi gitti? İyisin değil mi Meryem? İyiyim dedim ya, egzajere etmeyin. Biz beş dakika sonra geliriz. Merhaba, ben Sevgi. İlyas'ın eski kız arkadaşıyım. Vahit ve Zeliha Ballıoğlu'nun evi buyurun. Meryem. Evet Haydar, ben Meryem. Meryem Bocu, Recep Oralardı mı? Yok, onlar da seni konuşuyorlardı Asiye'yle. Beni mi? Niye?
Keşke Armağan'ın canlı alabalığa gittiğini söyleseydik diye. Canlı alabalık olduğundan emin misin? Ay bugün herkesin bir tuhaflığı üstünde. Eminim tabii. Yani kulaklarımla duydum. Canlı alabalık mıydı? Canlı alabalık. Ya Rüya ile Ayten de oradalarmış. Alo. 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 Kim aradı Meryem? Haydar Ballıoğlu. Ben de ona Armağan Erdem'in canlı alabalıkta olduğunu söyledim. Ayrıca Rüya Uslu'yla Ayten Mutlugil de oradalarmış dedim. Tamam mı Recep Ballıoğlu? Tatmin oldunuz mu? Bakın her şeyi hatırlıyorum işte. İşimiz Allah'a kaldı desene. Seni eve bırakayım Meryem. Merak ederler. Tamam. Tamam. Aa, Nadir'i benim için öp Safiye. Oh, çok şükür kendine gelin. İçim rahatladı. Hayır Ayhan abi, kendisini tanımıyorum ya. Küçük hanım biriyle karıştırıyor. Uygar ol biraz, uygar. Aramızda ne yaşandıysa yaşandı. Şimdi tanımazlıktan gelmene gerek yok İlyas. Küçük hanım, lütfen biraz daha dikkatli konuşun. Ay hayır, beni yalancı yerine koyuyor, ona sinirleniyorum. Ay niyetimi merhaba demekti. Canım, insan insana, isim isime benzer. Öyle mi? Söylesene, Kaplıkaya'da oturduğunuz o yeşil apartmandayken baban kalp krizi geçirmemiş miydi İlyas? Bu doğru İlyas. Doğru da öğrenmiş olabilir. Ay şimdi çıldıracağım. Sen beni ne sandın kuzum? Hı? Kükürtlü Caddesi'nde ofis açtığın sene bana çekirgede ev tutmadın mı sen? O sene ofiste yangın çıkmadı mı? Hı? Bunlar doğru da ben size ev mev açmadım. Sakin ol İlyas. Anlaşılan Sevgi Hanım yabancın değil gerçekten. Ben bu kızı tanımıyorum. Şimdi konuşturacaksın beni, o olacak. Ay kızcağızın yanında söylemeyeyim diyorum. Annesi Neriman Hanım çocukluk arkadaşı bir kızla evlendirmek istiyordu kendisine. İşte o benim. Ay neyse, çok affedersin şekerim. Sen üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelmedin mi? Hı hı. İşte o yaz ben çocuk aldırdım İlyas'tan. Sonra en yakın arkadaşımla aldattı beni. İnanmamıştım o zaman. Doğruymuş meğer. Şimdi bana tanımıyorum oynuyor. Meğer ne şerefsizmişsin de ben anlamamışım. Yazıklar olsun yaşanan o yıllara. Yazıklar olsun. Bu alçakla evlenmeyi falan düşünüyorsan hemen vazgeç şekerim. Çünkü bu yaptığından sonra iki elim yakanda olacak. Peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Ayhan abi. Armağan, vallahi tanımıyorum ya. Bir çeşit komplo falan herhalde. Neyin nesi? Neci bu kız? Ne bileyim ben. Tiyatrocu olsa gerek. Yani öyle benziyor. Kalksak iyi olacak. Ama Ayhan abi, konuşacaktık. Acelesi yok. Biraz daha bekleyelim. Bakar mısınız? Şimdi. Ne yapacaksın? Yat hadi. Yat. Yok mu uykun? Bak ne anlatacağım ben sana. Bir varmış bir yokmuş. Bahçenin birinde güneşe sevdalı bir gündöndü yaşarmış. Onun dibinde de gündöndüye sevdalı bir sarmaşık. Gün döndüğünün gövdesine sımsıkı sarılır, yüzünü ona dönsün, onu sevsin diye umutla beklermiş. Gün döndüyse her sabah güneş doğduğunda yüzünü sevdayla göğe çevirip hayran hayran güneşi seyredermiş. Sarmaşıkçık çaresiz, daha bir sıkı sarılırmış gün döndüye. Ama nafile. Gün döndüğünün aklı güneşte. Akşam olup da güneş battığında sevdiğini yitiren gün döndü boynunu büker, içine kapanır kalırmış üzüntüden. Sarmaşık daha sıkı, daha sıkı yapışırmış o zaman. Gel gelelim sabah olduğunda gün döndünün yüzünü kendisine çevirmeyeceğini, güneşle onun arasına giremeyeceğini bir daha anlarmış. Ama bir sabah
Minik sarmaşık uyanınca ne görsün? İlk defa sevgili gün döndüsünün yüzü güneşe değil kendine dönük. Sevinçten az kalsın çığlık atacakmış ki gün döndüsünün öldüğünü anlamış. Çünkü sarmaşık sevdiğinin yüzünü kendisine çevirmek için onun gövdesine sarıldıkça yavaş yavaş onu boğduğunu, öldürdüğünü hiç fark etmemiş. Günden ölünce sarmaşığın sarılacağı bir şey de kalmamış. Zamanla o da sararıp solmuş. Sonra çiftçinin biri gelmiş, ikisini de bir kenara koparıp fırlatmış. Güzel hikaye değil mi? Hadi iyi uykular, minik sarmaşık. Rüya, ne durumdasın? Ben durumum iyi durum muyum? Ya korkutma beni ya. Of, böyle eve gidemezsin, ha? Midem bulutlanıyor. Yani midem bulanıyor. Ha? Midem bulanık. Bir de dönme dolaptan inelim biz. Yani başın da dönüyor. Gel yıkayalım yüzünü. Yüzelim, tamam. Of of, hepsi benim yüzümden, hepsi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rüya Bucu nerede? O biraz daha geç gelecek. Sen nereden böyle? Meryem'i eve bıraktım. Kızı Ceren çarptı da. Geç geç. Var mı bir şeyi? Yok, ucuz atlattık. Siz Armağan'ın gittiği yerdeymişsiniz. Tesadüfen. Sorma Sayıp. Armağan Bucu onu isteyen çocuğa bir şey dedi mi? Biz oradayken dememişti ama biz çıktıktan sonra ne oldu bilemem. Su ister misin? Bir zahmet. Haydar'la Cansu Bacı da oraya gidiyorlar şimdi, biliyor musun? Ne? Niye? Asiye ile Cansu oyun kurmuşlar. Haydar da Armağan'ın olduğu yeri Meryem'den öğrenip gitti. Uf ya, her şey karıştı. Bütün huzurum kaçtı, biliyor musun? Al benden de o kadar. Şurada mutlu mesut yaşıyorduk. Sorma. Şimdilerde bir gerginliktir gidiyor. Evet. Seninle kavga etmeye bile halimiz kalmadı ya. Sahi, baksana oturup güzel güzel dertleşir olduk. Ha, bugünlerde süpürgen kırık sandımca. Daha değil, ama yakında kafan da kırılabilir. Gitmiyor değil mi? Hadi fondük. Koşlar, hülüçler! İjleri gördünüz mü? Yok abla, sahiden her yana baktım. Uyumaya yattıydı, birden içime bir fenalık oturunca kalktım. Baktım ki yatağı boş. Pijamalarını çıkarmış, elbiseleri de ortada yok. Abo, şimdi yandık. Heh, amanın başıma gelenler. Amanın aldı başını gitti de. Caddelerde kendini damperli kamyonlara ezdirerekten. Kayısı pestili gibi asfaltlara mı yapışacak? Amanım, her bir ayağına onlar 15'er biriket bağlayarak karanlık dip sularına atlayıp da
ağzını yüzünü ıstakozlara mı yedirecek ama? Ay! Gene felaket tavuğu gibi çırpınma kadın. Bu da dehşetli mutlamayı geçti. Bir kafamızı toplayalım. Aha kapıda galiba. Ha. Durun Cansu'ymuş ayol. Niye? Siz Haçlı ordusunu mu bekliyordunuz? Gelirken işleri gördün mü? Aman Allah'ım. Görmem gerekip de görmediğim bir şey olduğuna göre bir felaketle karşı karşıyayız. Bak bir de bana felaket tavuğu diyorsun aha. Her tavuğun bir civcivi vardır herhalde. Şey, tamam. Hadi. Yürü. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Polisi mi arayayım? Polisi ara. Yok askeri ara. Yok Birleşmiş Milletler'i ara. Birleşmiş Milletler'in ne ilgisi var? Birleşip gelsinler kurtaralım kızı. Alo bulundu mu? Yok bulamadım. Kim bulundu mu? Ben Haydar Züleyha yenge. Haydar'mış. İclal'in kaybolduğunu. İclal kayboldu. Sakın küt diye söyleme. Küt. Hemen geliyor. Taksi. Hadi Rüya. Gayret. Gayret. Bir yudum daha al. Hadi. Hadi. Bir yudum daha. Ay 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 Allah Allah. Ay. Uf. Daha iyi misin? Evettim. Neyse, seni eve bırakmadan şu yarım kalan şeyi Rüya duyuyorsun değil mi? Evren evet. Evet. Evet an. Ben sana diyecektim ki yani ne zamandır diyecektim de bir türlü diyemeyince artık diyeceğim diyerekten diyeceğimi tam demek üzereyken şey oldu ya. Şimdi diyeceğim. Evet diyeceğim Rüya. Devren. De Evren. Rüya ben seni. Ben seni rüzgarın yüksek tepeleri. Güllerin kelebeği. Romeo'nun Juliet'i sevdiği kadar. O kadar çok, o kadar çılgın, o kadar deli gibi seviyorum ki. Rüya. Rüya. Ah. Arman, Arman. Haydar, Haydar ne oldu? İclal, İclal kaçmış. Aman Allah'ım. Ay Recep. Bahite mi? Polis rahatsız olmuş. Aramaya çıkıyoruz hadi. Siz Emim'le bir koldan gidin. Hı. Öbür koldan da ben. Haydar, Haydar. Üçüncü koldan da biz gidelim. Hadi yürü. 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 Gel gelelim sabah olduğunda. Gün döndüğünün yüzünü kendisine çevirmeyeceğini, güneşle onun arasına giremeyeceğini bir daha anlarmış. Çünkü sarmaşık sevdiğinin yüzünü kendisine çevirmek için onun gövdesine sarıldıkça yavaş yavaş onu boğduğunu, öldürdüğünü hiç fark etmemiş. Geldi mi? Biraz daha yürüyelim mi? Yürümeyelim. Yürüyerim. Böyle eve dersem, aman gidersem ayıp olur. Çok, çok ayıp olur. Sen koy sırayı işte. Pardon. Ya, yardım ister misiniz?
Galiba senin gibi fazla kaçırmış. İclal mi? İclal kim? O benim gibi fazla kaçmış. Aman kızım biri işte. Burası neresi? Sizin büyü sokak. Çok az kaldı. Derin nefes al. Artık ayılman lazım. Yok, deniz karanlık. Görünmüyor ki. Allah'ım lütfen. Haydar. Ona bir şey olursa senin. Seni. Yağmur inmeden biraz daha dolanalım. Hadi. Hadi gayret. Geldik. Biraz toparlan canım hadi. Sana söylediklerimi sakın unutma değil mi? Yok. Heh. Unutmam hiç mi? Nedir bunun hali? Ne varmış yokmuş halinde? Yok bir şey. Yürüdük biraz. Yorgun. Evet yorganım. Çok yorganım. Beni ayağıma göre uzat Ayten. İbo eksikti. Ben Kunter'i bulayım. O beni daha önce bulursa yaşatmaz. Ay, ne oldu buna ya? Biraz yorulmuş. Evet yoruldum. Beni yoruyorlar. Haydar telefonda. Hadi İclal'i bulmuşlar de. Ay, yok iz yok. İclal orada. Ne diyorsun? Üst sokakta İclal oturdu düştü oturdu. Ne? Hop. Yarım saatte bir arayın. Diğerleri öyle yapın. Dur kapatma. Alo Haydar. Rüya İclal'i görmüş. Görmüş mü? Nerede? İclal olduğundan emin mi peki? O kendinden bile emin değil ama... Baksınlar Ayten. Yine de bakmaya değer. Alo? Evet Recep. Evet bir haber var. Bin. Gidelim. Yürü. Hadi. İclal. Bunu bize nasıl Haydar. Yaparsın? Haydar dur. İclal. Tamam geçti bir tane. Yeter artık. Durmadan onu korumasana. Haydar çıldırdın mı? Zaten kız senin yüzünden yeterince hırpalandı. Bırak çek elini. Tamam. Sakinleştir bari kötü davranma. Emme oğlu. Armağan bacı. Oh çok şükür. Rezan Hoca dönmüş. Eve telefon edip İclal'i sormuş. Seni bulamasaydık ne yapardık bacım ya? Ne? Artık iyiyim. Beni eve götür. Annemi özledim. Anlamadım. Ne diyor? Gün döndü güneşe aşık diyor. Ne? Güneş de gün döndüye. Sen gün döndüsün. Sen de güneş. Üşüdün mü? Titriyorsun. Bütün bunların yaşanması gerekiyor muydu? Bana neden kızdığını söyler mi? Çünkü o zavallı kızın canını yaktın. Canını yakmak için ne yaptım? Onu bu gece neden yalnız bıraktın ha? Neden? Sana bakmaya çıkmıştım. Bana mı? İnanmıyorum. Orada sana deli gibi aşık ve yardıma ihtiyacı olan bir kız varken sen bana bakmaya çıkmıştın ha? Öyle mi? Evet.
Benim de yardıma ihtiyacım vardı. O çocuğa evet dedin mi? Bu seni neden ilgilendiriyor? Çünkü evet demeni istemiyorum. Bak Haydar. Dedin mi? Cevap ver. Demedim ama demeyeceğim anlamına da gelmez. Ben seni seviyorum Armağan. Ne? Seni seviyorum dedim. Seni doğduğum, nefes aldığım günden beri, toprağı sıcağı avuçladığından beri, ağacın dibine oturup yaktığım türkülerden beri seviyorum. Hiç görmeden bildiğim, görünce tanıdığımsın. Yanımda yokken sen bende varsın. Yanımda varken ben sende yok oluyor. İşte söyledim Armağan. 2 yıllık sessizliğimin mührünü söküp attım. Gerisi sana kalmış. Dur. Bir şey demeden yollamam seni. Sana ne diyeyim bilmiyorum. Bana neden kızgın olduğunu söyleyeceksin. Söyledim ya. İcrali acı çektirdin. İclal benim onu kardeş gibi sevdiğimi biliyordu. Sana duyduğu aşk hoşuna gidiyor. Sana dokunması, sana sarılması, sana sığınması. Hayır. Rezan hocam içindi. Peki sen niye beni İclal'e doğru ittin? Ben vicdanımın sesini dinledim. Diğer bacılar dururken niye en çok sen bağrına bastın? Çünkü çok çaresizdi. Sen İclal'i kıskandın. Madem böyle düşünüyordun onu niye eve getirdin? Söyle Armağan. İclal'i kıskandın değil mi? Hayır. Kıskandığın için vicdanın seni ayıpladı değil mi? Hayır. Kendinden sakladığın hayaletler İclal gelince hortlamadı mı? Hayır. Evet. Evet kıskandım. Evet kıskandım. Evet kıskandım. Niye peki? Çünkü sen benimdin. Sen benim parçamdın onun değil. Sana son defa soruyorum. Bir daha da sormayacağım. Benim bir parçamsın. Ne demek Armağan? Ne demek Armağan? Kabul etmekten deliler gibi korktuğum için 40 kilide vurup sakladığım her şey demek. Yitirdiğim çocukluğumdan saklı kalan masumiyet demek. Bir türlü yol bulup da yüreğimden dilime gelmeyen o cümle demek. Ben de seni seviyorum Haydar demek. Ben de seni seviyorum demek. Haydar, bu geceden sonra 7 numarada daha farklı yaşansın istemiyorum. Bizi yalnız yağmur duydu zaten. Peki ama yağmurun duyduklarını ara sıra ben de duymak istersem? Konuşmak için illa konuşmamız gerekmez.